Herkese merhabalar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yumuşacık pamuk gibi bir tarifim var. Katlaması farklı. Piştikten sonra da göreceksiniz birazdan. Tek elimeyle muhteşem oluyorlar. Hemen tarifin yapılışıyla başlayalım. 2 su bardağı ılık sütü yoğurma kabına alalım. Yarım su bardağı toz şeker ilave edelim. İçini sade yapıyoruz. Böyle hafif tatlımsı, açmadan biraz daha tatlı bir poğaça oluyor. Bir paket küçük instant maya ekledim. Bir yemek kaşığı sıvı yağ, bir tane yumurta. Bunları telle güzelce karıştıralım. Daha sonra aşama aşama ununu ekleyeceğiz ve bu tarifi farklı kılan şey yağı en son eritip ve soğutup hamuru öyle karıştırıyoruz. Bir paket de vanilin ekleyelim. Toplam 6 su bardağı un kullanıyorum. Unu yavaş yavaş ekleyelim. Benim yaptığım, her zaman yaptığım tereyağı sonradan eklediğim bir hamur tarifi var. Mutlaka biliyorsunuzdur birçok tarifinde denediğim. Bu tarifte tek farklı olan şey ben tereyağını yumuşak bir şekilde hamura ekliyordum. Bu tarifte eritip ekleniyor. Ölçüleri de biraz daha fazla. Çok dolu olmayacak şekilde bir çay kaşığı tuz ekledim. Hamuru güzelce bütünleşene kadar yoğuralım. Ve son olarak da 100 gram yani 2 dolu yemek kaşığı tereyağını eritelim. Soğutalım ve hamura ekleyelim. Bu aşamadan sonra tamamen bütünleşene kadar hamurumuzu yoğuralım. En son artık yumuşacık çok güzel bir kıvama gelecek. Daha sonra hamurumuzu en az 2 katı olana kadar mayalandıralım. Ben yine fırını önceden 50 derecede ısıttım ve fırını kapattım. Ilık fırında yarım saat bile sürmeden hemen mayası geliyor. Hamurumuz güzelce kabardı. Önce çok kısa yoğuralım. Daha sonra masanın üzerine alıp hamuru biraz açıp üst üste koyup katlayalım. Tıpkı milföy hamuru hazırlar gibi. Piştikten sonra da zaten katları o kadar güzel bir poğaça ki hazırlaması çok kolay ve inanılmaz lezzetli. Sadece yumuşak ve görseli güzel değil, tat olarak da gerçekten çok çok lezzetli. Hatta ben bu tarifin işte neredeyse birebir aynısı yıllar önce yaptığım zaman içine piştikten sonra poğaçalar ılıkken kahvaltılık çikolata koyuyordum. Sarelli, Nutella gibi veya reçel, marmelat olabilir. İnanılmaz yakışıyor. Hamuru 3-4 defa katladıktan sonra 12 eşit bezeye bölelim. Katmer poğaça yapar gibi değil. Bu sefer farklı bir katlama şekli var. Bu katlama şeklini daha önce hiç denememiştim. Ama oldukça pratik ve çok güzel oluyor. Hamurları yuvarlak beze yaptıktan sonra avuç içinde güzelce yuvarlayalım. Daha sonra hamurlarımızı biraz uzunlamasını açacağız. Hiç un kullanmadım. Masaya böyle yapış yapış kıvamda bir hamur değil ama hamurunuz biraz eğer yapışıyorsa çok az un kullanabilirsiniz. Daha sonra böyle üst üste getirip ama uçları mutlaka birbirine değsin. Biri büyük biri küçük olmasın. Ve son olarak da çok sıkı sıkı değil, normal hamurumuzu rulo şeklinde katlayalım. En uç kısmını mutlaka alta gelmesi gerekiyor. Yoksa pişerken onlar biçimsiz bir şekilde kabarır. Buna mutlaka pişirirken dikkat edelim. Diğer hamurları da yine aynı şekilde açıp katlamasını yaptım. Piştikten sonra, soğuduktan sonra bir kısmını derin dondurucuya kaldırabilirsiniz. Uzun süre derin dondurucuda durabilecek bir tarif. Daha sonra çıkartıp ısıttığınızda yine taze, tadı eminim çok güzel olacaktır. Bu katlama şeklini çok beğendim. Dediğim gibi ilk defa yaptım. Katmer poğaça yaparken normal katmer poğaça yaparken de bu katlama şeklini kullanabilirsiniz. Diğer hamurları da yine aynı açıp katlamaya devam edelim.
Instagram'da keşfette gördüm bu katlama şeklini. Çok beğendim. Tarifin birebir aynısını uyguladım. Ama dediğim gibi tarif zaten benim yıllardır yaptığım tatlı poğaça hamuruna çok benziyor. Sadece tereyağı ben krema kıvamında ekliyordum. Bu tarifte böyle eriterek ekledim. Tepsi mayası çok önemli. Mutlaka 10-15 dakika poğaçalarımızı tepside bekletelim. Daha sonra bir tane yumurta sarısını her yerine güzelce sürelim. Fırını önceden 180 derecede ısıtıp fanlı ayarda altı üstü güzelce kızarana kadar poğaçalarımızı pişireceğiz. Pişirdikten sonra dediğim gibi içine isterseniz çikolata veya marmelat sürebilirsiniz. Biraz pudra şekeri serpebilirsiniz. Piştikten sonraki görüntüleri de böyle kabarmaya devam ettiler. İnanılmaz yumuşak ve inanılmaz lezzetli bir tarif. Mutlaka deneyin. Çok güzel oldular. Ben çok çok beğendim. Katlama şekli piştikten sonra gayet güzel gözüküyor. Oldukça yumuşak bir poğaça oldu. Aynı katmer poğaça yapar gibi. Normalde katmer poğaça yaptığımızda hamurları tek tek açıyorduk ama bakın böyle de çok güzel bir görüntüde oldu. Kruvasan gibi diyorlar ama tabii kruvasan çok çok farklı bir şey. O yüzden ben özellikle onu söylemiyorum ama evde sürekli yaptığımız katmer poğaçalara çok çok benzedi. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beğeni bırakmayı da unutmayın. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.